Her Dinç, hoş geldiniz yayınımıza Emrullah Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Aslında bundan bir hafta önce Dilan Polat ve Engin Polat'ı konuşurken bu operasyonların devamı gelebilir ifadesini kullanmıştınız. Şimdi de çok yoğun da bir temponuz var. Hemen ben konuya giriş yapmak istiyorum. Dediğiniz gibi yeni bir ikili gündemde diyelim. Candan kardeşler, şimdi soruşturmadaki son durum, gelinen nokta ve aynı zamanda bundan sonra peki başka soruşturmalar bunu izleyecek mi? Bu soruyu yöneltmek istiyorum. Hemen aynı anda ikinci sorumu da sorayım, hiç zaman kaybetmeyelim. Bu şekilde kendini göstermeyen ve kara para aklama operasyonlarını peki takip etmeye gücü var mı acaba bizim sistemimizin? Bunu da merak ediyorum yine sevgili seyircilerimiz adına. Buyurun efendim. Şimdi birincisi, kendisini bu kadar ifşa etmeyen kişileri ortaya çıkartmak biraz daha zor oluyor. Şunun için biraz daha zor diyeceğim. Türkiye'de çok fazla şirket açılıyor. Aynı şekilde de çok fazla şirkete tasfiye haline geliyor. Genelde tasfiye haline gelen şirketlerin çoğunluğuna baktığımız zaman sahte faturalar üreten şirketlerdir. Hepsi için değil ama geneli öyledir. Şimdi bu şirketlerin bütün hepsini denetlemek, o faturaları bütün yine hangi şirketlere ne kadar böyle fatura kestiği, bunları vergi dairesinin an an takip etmesi çok zor. Çünkü o kadar bir yeterli personel söz konusu değil. O yüzden de bunlar daha çok gelen ihbarlar üzerine değerlendiriliyor. Fakat şimdi burada bir ipucu var. Dilan Polatların soruşturmasıyla ilgili söyleyeceğim. Şimdi burada yakalanmış olan, hani daha doğrusu hani bazı yasa dışı bahis şebekelerinin bu sisteme para aktardığı iddiası var. Şu an bu MASAK tarafından çökertilmeye çalışıyor. Eğer ki MASAK buradan da bir ipin ucunu yakalarsa çok arkası gelecektir. Birincisi Dilan Polatlar'la bağlantılı olan diğer firmalar. O firmaların da mutlaka bir kara para aktarma sistemine dahil olmuş olmaları gerekiyor. Ki zaten şu an bütün hesapları, tek tek faturalar inceleniyor. Giren paralar, çıkan paralar, nereden nereye aktarılmış, bunların hepsi tek tek inceleniyor. O yüzden de MASAK'ın işi uzun bir süre böyle devam edecek. Oradan başka kişilere de ulaşacaklarını, hatta başka fenomenlere de ulaşacaklarını tahmin ediyorum. Yine aynı şekilde buradan bu isimlere kimlerin para aktardıysa, kara paraların aktarması çerçevesinde söylüyorum ki, bilindiği gibi Ahmet Günde bir ifade vermişti, avukat ve mali müşavir. Onun ifadesine de biri. Onun ifadesine baktığımda, hani itirafçı olarak verdiği ifadeye baktığımızda, olmayan ürünleri biz diyor satıyor olarak gösteriyorduk. Yani üretimi olmayan, biz özellikle internet üzerinden bu para aktarmalarının yapıldığını bir nevi itiraf ediyor. İşte o sisteme kimler para aktarıyordu? Bunların bütün hepsi önümüzdeki dönemde ortaya çıkmış olacak. Mesela bununla ilgili bazı ipuçları bulmuş durumda. Şimdi o ilk kişilerin hesaplarına baktığımız zaman yine aynı şekilde kara parayı aktarmaları için başka kimleri de kullandıkları ortaya çıkacak. Bu da bizim için hani çok önemlidir. Yani soruşturma aşamasından çok önemli. Biz de kamuoyuna bunları anlatıyor olacağız. Hep diyoruz ya, peki, bu işin hani arkası çıkacak mıdır diye. Şunu da sorabilir miyim? Burada kullanılan çok önemli, güvenilir, prestijli sosyal medya üzerinden, yani internet alışverişi yaptığımız web sayfaları var, ismi geçen. Ve bu web sayfalarında demek ki hiçbir içerik denetimi olmuyormuş. Yani bundan sonra içerik denetimi gibi bir şart örneğin koşulabilir mi? Çünkü bence bizim gördüğümüz buzdağının sadece görünen kısmı. Öyle değil mi? Doğru. Doğru. Ama bu para aktarmaları o internet siteleri üzerinden daha ziyade kendi firmalar üzerinden yapılan. Evet. Ama o internet sitelerinde, yani internet alışveriş sitelerinde şöyle bir problem var. Hani bakın, ben birazdan araştırdığım için hani bunu söyleyeceğim. Tabii bence bu çok ciddi, başka bir yere çekeceğim. Türkiye'de hani böyle baktığımız zaman 7000 kayıt dışı krem satılıyor. Yani kayıt böyle içi satılan, hani sisteme kayıt olmuş olan ürünlerin dışında 7000 kayıt dışı krem satılıyor. Krem ve bunların satılıyor. Bütün hepsi normalde krem. Yüzümüze bunların sürdüğümüz hepsi, kremler. Evet, aynen öyle. Ve bunlar hepsi kayıt dışı. Yani ne Sağlık Bakanlığı'ndan onaydan geçmiş, ya da Tarım Bakanlığı'ndan herhangi bir onay almış. Sistemde kaydı olmayan. Bunlar nerede satılıyor? İşte bu sitelerde satılıyor. Evet. Şimdi bu siteler aslında bunların denetimini yapması gerekiyor. Evet. Bu sitelerde artık her önüne gelen ürünü
işte buradan işte bilmem hangi firma benden hani ticari olarak bu ürünü satmamı istedi. Ben bu mecramı onlara pazarlıyorum. İsteyen istediği kremi satar dememeleri gerekiyor. Evet. Çünkü sonuçta burada da insanların sağlığı söz konusu ve ayrıca da hani bu kremlerin eğer çok ciddi bir şekilde yani şüpheli bir satışları varsa da onların da bunu masa vergi dairesine de bildirmeleri gerekiyor. Çünkü evet, eğer ki bir insanlar krem alacaksalar da bunu bildik, güvenilir büyük markalar tercih ederler. Çünkü niçin? Ben o markayı biliyorum. Bütün dünyada bu marka zaten satıyor. Hani tercihin o markadan olması gerekir. Ama şimdi biz bakıyoruz Dilan Polatlar'ın örneğinde olduğu gibi en çok satan ürün Dilan Polatlar'ın ürünü oluyor. Peki nasıl oluyor bu ürün? Baktığınız zaman hani dünya markalarını da geçmiş ve ucuz da değil bu kremler. Hı hı. Demek ki şüpheli bir takım hareketler var. Ve orada bazı ürünler iptal edilmiş gibi görünüyor. Önce satış görünüyor, hı hı, sonra bazılarında iptal edilmiş görünüyor. Sanki hani kargo falan sistem iptal edilmiş görünüyor. Ama önemli olan orada sisteme para sokmuş evet, oluyorlar. O sistemdeki evet, paranın geri geliyor. Yani birileri o sistemi de kurcalamış oluyor. Demek ki o firmaların, internet böyle alışveriş yapan firmaların da artık bu anlamda kendi güvenliklerini, kendi böyle toplum açısından sağlığını önemli tutacak şekilde bir sistem kurmaları gerekiyor. Maalesef o internet sitelerinde de böyle bir durum söz konusu değil. İsteyen istediği ürünü satıyor. Bu da çok benim için tehlikelidir. Sonuçta insanların sağlığıyla oynanmış evet, oluyor diyelim bu sorunun cevabı olarak. Evet, mesela yine bir virgül koyacağım. Belki çok paralel değil ama aynı ifade ettiğiniz risk o onay almayan cilt kremleri. Amerika'da benzer bir olay yaşansa sanırız ki tazminat ölçeklerini düşündüğümüz zaman gerçekten herkesi batırabilecek nitelikte bir ceza gelir değil mi? Doğru, doğru. Çünkü orada FDA'nın onaylamadığı evet, hiçbir kremi hiç kimse satamaz. Evet. Eğer ki satmaya kalkarsa ve bir kullanıcı derse ki ben bu ürünü kullandım, bu ürün bana zarar verdi dediği yerde o firmanın iflas edecek derecesinde çok ciddi yaptırımlar oluyor. Hem para yaptırımı oluyor hem de para yaptırımının dışında cezai işlemler uygulanıyor. Çünkü evet, sen diyor böyle bir ürünü diyor satamazsın diyor. Halk sağlığını tehdit edemezsin. Kesinlikle. Evet, en çok, önemli şey halk sağlığı. Evet, çok çok güzel bu bilgi bizim için. Çok da anlamlı çünkü vatandaş özellikle bizleri izleyen insanlar bu kozmetik ürünleri kara para aklamak için değil, gerçekten de belki bir faydasını görürüm diye satın alıyorlarsa eğer. Kesinlikle. Kesinlikle bu çok kritik bir durum.